Arabanı alıyorum. İşim var. Arkadan duruşunu bir ayrı seviyorum bu arada. Arkadaşlar. Bu da benim aslan. Burada yatıyor. Arkaya çift çıkış egzoz yaptı Ozan. Bence daha tamamlayıcı oldu. Yani böyle de Akrapoviç egzoz uçları falan. Bence güzel durdu. Arabayı tamamladı. Arabada ekstradan gördüğünüz gibi burada 2CR sticker var. Araba yazılımlı arkadaşlar. Rengimiz kırmızı. Bence bu arabaya kırmızı renk çok yakışıyor. Dışarıdan böyle çok detaylı göstermeyeceğim. Hemen sürüşe geçeceğiz. Sürüşte detaylarını anlatacağım. Farlarımız çok güzel bu arada. Bakın burada Intelux yazıyor arkadaşlar. Farlarımız LED ve aynı zamanda adaptif. Tasarım olarak böyle jantlarımız 17 inç anahtarsız giriş çalıştırmamız mevcut. Yani böyle arabanın yanına yaklaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tuşa bastığınız zaman kapıları açıyor. 4 kapıda da bu özellik var arkadaşlar. Hani sadece ön kapılarda yok. İçeride ben size arabanın bütün detaylarından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, benim canım organik takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Opel Astra K'nın içindeyiz. Sürüşe geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle yeni gelen arkadaşlar, siz de hepiniz hoş geldiniz. Kanal aktif bir kanal. Yani haftada 3 video banko atıyorum. Ben seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Normalde çok istemiyorum abone olun abone olun diye, ama demek ki istemek gerekiyor çünkü unutuluyor. Hatta benim kendi izleyicilerim arasından, böyle 4-5 aydır beni düzenli olarak izleyenler arasından bile "abi ben sana abone değilmişim ya" diyenler oluyor. O yüzden bir kontrol edersen sevinirim. Yani muhtemelen izliyorsun beni ama abone olmayı unutmuşsun. Yavaştan sürüşe çıkalım. Opel Astra K nasıl bir arabaymış? Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışayım. Bu arada arkadaşlar, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram'da daha çok iletişim halindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda geri görüş kameramız açıldı. Kalitesi fena değil. Araba 2017 model, 1.6 CDTI 136 beygir stokta. Şu anda 170 beygir civarında. Bir de kusura bakmayın, sesim birazcık, tabiri caizse, boru gibi çıkıyor arkadaşlar. Birazcık kalın. Buranın havası bana pek yaramadı. Biraz hasta oldum. Ben bu arabayı iyi tanıyorum arkadaşlar. Kuzenimin arabası. Yani arabayı alırken pek sormam. Hatta çoğu zaman "al kanka sen kullan" der. O yüzden bu arabaya oldukça hakimim. Nasıl hissettirdiğini vesaire iyi biliyorum. Yani kendi arabammış gibi biliyorum. Ben bu arabayla en kötü bir 2000 kilometre falan ben yapmışımdır bu arabada. Şu anda 73.000 kilometrede. İşte 2000 kilometresini belki ben yapmışımdır. Çünkü uzun yolda da bir iki defa kullanmışlığım var bu arabayı. O yüzden doğru tespitler yapabileceğime inanıyorum. Öncelikle adım adım başlayalım. Öncelikle arabanın ergonomisinden, kullanışlılığından, kalitesinden vesaire bahsedeceğim. En son performansını konuşup birazcık deneyip işte sürüş dinamikleri, performansı falan sona bırakacağım arkadaşlar. Şimdi Opel Astra K alınır mı? Arkadaşlar, bu araba C sınıfında bence gerçekten tercih edilebilir bir araba. Tercih edilebilirden ziyade bence C sınıfında yani zirveye oynayan arabalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek kalite anlamında gerek sürüş hissiyatı anlamında C sınıfının hakkını sonuna kadar verdiğini düşünüyorum ben bu arabanın. Şimdi öncelikle sürüş pozisyonundan başlayayım. Sürüş pozisyonu bence güzel. Koltukları rahat. Mesela baldır desteği anlamında bu koltuğun minderleri fena değil. Hani uzun. O yüzden hani bacaklarınızı falan dolduruyor. Ve uzun yolda da bu yüzden yormuyor. Opsiyon olarak zamanında bunda AGR koltuk alabiliyordunuz. Ama tabii o zamanlarda bir 10 bin lira falan bir opsiyon fiyatı vardı. 10 bin lira da 2017'de gayet güzel bir para olduğu için alınmadı. AGR olduğu zaman bu arada gerçekten koltuklar falan bayağı güzel oluyor. Ekstradan bu arabada kış paketi var. Hem önlerde hem arkalarda koltuk ısıtmamız mevcut. Onun haricinde direksiyon ısıtması da var arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu özellikleri bu arada. Çünkü kışın direksiyon buz gibi oluyor. Böyle hatta koltuk da buz gibi oluyor. Açıyorsun, hemen böyle bir içini ısıtıyor. O yüzden gerçekten kış paketi güzel bir özellik. İkinci sevdiğim en güzel yanlarından bir tanesi farları. Adaptif farları çok iyi çalışıyor arabanın. Yani özellikle böyle gece yapılan uzun yol sürüşlerinde muazzam çalışıyor. Mesela şu anda gece olduğunu hayal edin. Uzunlar yanık bir şekilde gidiyoruz ve adaptif far açık. Karşıdan bir tane Megane geliyor. Megane'ın olduğu yeri hareketli bir şekilde kapatıyor. Kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor. Megane geçti ya arkadaşlar, o tarafı tekrardan aydınlatıyor. Yani karşıdan gelen adamın gözüne kesinlikle
farı vurmuyor arkadaşlar. Ve çok başarılı çalışıyor. Ben bu zamana kadar hiç yanlışlıkla karşıdan gelen arabanın ya da önde giden arabanın gözüne uzun yaktığını görmedim. Gerçekten çok başarılı çalışıyor. Arabanın en güzel özelliklerinden bir tanesini de farları söyleyebilirim. Far kuvvetinde de hiçbir problem yok. Gayet güzel aydınlatıyor. Merceklemesi, odaklaması falan da iyi. Ya zamanında da zaten ödül aldı diye hatırlıyorum bu farları. Bu arabanın neyse donanımlarından tekrardan biraz daha devam edeyim. Çok dolu bir araba. Yani gördüğünüz gibi işte geri görüş kamerasından tutun otomatik parkına kadar çoğu şeyi var. İşte front asisti var. Çarpışma önleyici sistemi var. Önce işte sesli uyarı veriyor. Tam böyle çarpma aşamasına gelirseniz kendisi fren de yapıyor. Şerit takibi var. Ama şerit takip arkadaşlar böyle çok çok iyi çalışan bir şerit takip değil. Aslına bakarsanız şeritte tutma özelliği var diyelim buna. Yani bir virajı iyi kötü şeritler belliyse döner ama şeritten sektire sektire dönüyor. Yani böyle smooth bir şekilde şerit takip arabayı döndürmüyor. Bilginiz olsun. Hani o sadece böyle bir dalgınlığınıza denk gelip de hani bir şekilde araba şeritten çıkacak olursa sizi tekrardan şeride sokmak için olan bir sistem. Yani bu şekilde yapmışlar. Şeridi böyle döneyim, virajları kendi kendine dönsün diye kullanılacak bir sistem değil. Yani en azından bu arabadaki öyle değil arkadaşlar. Yani günümüzde çoğu arabadaki şerit takip aslında şu anki üretiliş amacı otonom bir şekilde gitsin değil, sürüşe destek olsun diye yapılmış olan sistemler ama bunu da belirtmekte fayda var. Çünkü su şişesidir, portakaldır, carttır, curttur. Direksiyona koyup da şey yapanlar var biliyorsunuz. Devam edelim. İşte otomatik farı, yağmur sensörü, cartı, curtu bunlar zaten basit özellikler olarak kalıyor artık bu arabada. Dediğim gibi yani diğer özelliklerin yanı sıra bunlar zaten var. Saymaya gerek yok. Ekranın kalitesi falan fena değil. Yani biraz daha büyük olsaymış şu ekran daha iyi olabilirmiş. Yani şurada bir tuş kalabalıklığı olmaması da güzel. Yani çok fazla tuş yok orta tarafta. Yani sade bir dashboardu var yani arabanın. Direksiyonun tasarımı falan da bence güzel. Malzeme kalitesi hiç fena değil. Arabada trim sesi yani yok denecek kadar az. Hiç fena değil. Şöyle çıkalım tekrardan. Onun haricinde ergonomi olarak neyi hani eleştiriyor? İlla eleştir bir şey derseniz yani şu dörtlü flaşörün tuşu biraz uzak. Yani şurada en sağda olması bence solda ya da ortada olsa daha iyiydi. Çünkü hani acil bir şey olduğu zaman hemen dörtlüye basarsın ya, bu biraz uzak arkadaşlar. Şanzımanımız tork konvertörlü. Tork konvertörlü olması güzel. Bakın gaza çeyrekten az bastım. Felaket bir tork var arabada. Gerçekten sanki 1.6 hacminde değil de 2.0 hacminde bir dizel kullanıyormuşum hissiyatı yaratıyor. Arabanın torku gerçekten muazzam. Yazılımla beraber 400 torka ulaşmış bu araba. Bunu gerçekten hissedebiliyorsun. Yani torkun güzelliği arabayı kullanırken gerçekten sizi gülümsetiyor. Ben normalde benzinli araba daha çok severim ama yüksek torkun da keyfi gerçekten farklı oluyor arkadaşlar. Arabanın ön camı benden gerçekten uzak. Yani ön camın şu uç tarafına dokun deseniz muhtemelen dokunamam. Bu da içeriye bir ferahlık hissiyatı katıyor. Sunroofumuz yok. Sunroof olsaydı daha da ferah bir hissiyat katardı. Yalıtım anlamında bence fena olmayan bir yalıtım seviyesi var. Yani ortalamanın belki bir tık üstünde diyebilirim C sınıfı için. Sürüş hissiyatı açısından dediğim gibi yani böyle C plus bir araba kullanıyor musunuz izlenimine, hani böyle oturaklı yere sağlam basan bir araba kullanıyor musunuz izlenimine kapılıyorsunuz arkadaşlar. Yani kullansanız gerçekten dersiniz. Hani arabanın yere sağlam bastığını hissediyorum. Direksiyon hissiyatını Astra K'nın pek sevmiyorum. Yani virajlarda yani sert ve ani hareketlerde direksiyon bana hani böyle sertleşeceğine yumuşuyormuş hissiyatı veriyor. Yani normal böyle viraj dönerken arabanın netliğinde, direksiyonun ağırlığında falan filan yani bir sıkıntı yok. Ama gerçekten arabayı zorlamak istediğim zaman, işte virajı arabayı atıp böyle haldır uldur bir döneyim dediğim zaman orada hissediyorum yani direksiyon böyle bir ruhunu teslim ediyor gibi oluyor. Onu pek sevmiyorum. Onun haricinde hızı hissettirmeyen bir yapısı var arkadaşlar. Gerçekten hani arabayla 140-150 ile giderken araba böyle 100-110 kilometre hızla gidiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Yani olgun, ehli bir araba olduğunu hissettiriyor arkadaşlar. Gerçekten sürücü dostu bir araba olduğunu hissettiriyor. Çalışılmış bir araba olduğunu hissettiriyor. Yani bu araba ya C sınıfında genellikle Golf her zaman ön plandadır.
Yani C sınıfında bir referans noktası belirleyen araba genellikle Volkswagen Golf olmuştur arkadaşlar. Yani ben bu arabayı Golf yerine tercih edebilirdim. Bunu neden söylüyorum? Bakın, Golf bu arabadan yalıtım anlamında bence daha iyi. Onu söyleyeyim. Süspansiyon konforu anlamında bence daha konforlu. Çünkü ben Golf'te kullandığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. Yani çok böyle dağlar kadar fark yok aralarında ama neyse, buna devam edeceğim. Şöyle bir deneyeyim arkadaşlar sizin için. Yol tutuşundan bahsedeceğim arkadaşlar ileride. Yani Golf dediğim gibi bu arabadan daha konforlu bir araba. Zaten bu araba arkadaşlar böyle acayip böyle yumuş yumuş bir araba değil. Konfor anlamında bir problemi yok. Konforlu hissettiriyor. Ama hafif böyle bir tatlı bir süspansiyonun gerginliği de var yani. Onu alabiliyorum. Bunların eski modellerinde, bu araba 2017, eskilerinde Watts bağlantısı da varmış sanırım. Ya yola çok güzel oturuyor arkadaşlar araba gerçekten. Çok fazla zorladığınız zaman arkayı böyle ufaktan bir atabiliyor. Ama gerçekten çok fazla zorlamanız lazım arabanın arkasının atması için. Yani yol tuşu gerçekten çok kararlı. Ya zaten Opel'lerin hemen hemen hepsinin yol tuşu bence güzel. Yani H kullandık geçen sefer. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ya buralarda böyle yol tuşunu test edebileceğim çok bir mekan yok ama ben bu arabayı biliyorum. Her yolda kullandım ben bu arabayı. Gerçekten Opel'lerin yol tutuşu güzel arkadaşlar. Opel'in kötü yol tutan bir arabasına ben denk gelmedim desen yeridir. Hani en azından C sınıfı için konuşuyorum. Bakın J gidiyor. J'nin de yol tutuşu mükemmel. Her neyse, Watts bağlantısı varmış belli bir yıl öncesinde. Galiba 2015'lerde varmış. Bilenler yazarsa yorumlara sevinirim. Watts bağlantısıyla beraber arabanın yol tutuşu daha da net oluyormuş. O işte arkayı bırakma olayı o Watts bağlantısı olanlarda yokmuş galiba. Ama zaten bu haliyle de yeterli arabanın yol tutuşu bence. Benim bu arabada en sevdiğim şey arkadaşlar performans. Yani 1.6 dizel diğer arabaların yanında bu araba performans anlamında gerçekten çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Bak şimdi bir dip gaz yapıyorum. Abi bak. Yani güç var ya, öyle bir ayağının altında ki, öyle bir ayağının altındaki güç. Muazzam ya. Gerçekten hani arabayı çok rahat bir şekilde yürütebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gaza çeyrek basıyorum. Abi bak 2000'den itibaren öyle bir alıp götürüyor ki araba. Bak dip gaz yapmamama rağmen. Dip gaz yapmamama rağmen o kadar güzel bir şekilde alıp götürüyor ki ya, muazzam ya. Gerçekten muazzam. Performansına hayranım arkadaşlar bu arabanın. Benim için en çok ön plana çıkan özelliği gerçekten söylüyorum performans. Diyorum yani Golf yerine bu arabayı alırdım diye. Niye alırdım? Tamamen performans için bu arabayı tercih ederdim. Onun haricinde o diğer saydığımız özellikler, süspansiyonları yumuşaklığıdır, konfordur vesaire, benim için o kadar önemli farklar değil. Kabul edilebilir farklar. O yüzden bu performans için, bu 1.6 CDTI'lık ünite için ben bu arabayı tercih ederdim arkadaşlar. Nereye gidiyorum ben? O zaman bu videoyu izliyorsan yorumlara yaz kanka, nereden gideceğim? Buraları bilmiyorum arkadaşlar. İstanbul'da olsak o bizim güzel dağ yollarında falan daha güzel şeyler gösterirdim size. Neyse geziyoruz ya. Karabük'ün de böyle çok enteresan bir coğrafyası var. Her taraf dağ, ortası çukur. Ortaya şehir kurmuşlar. Etraf komple dağ. Arabayı kullanırken hiç yabancılık çekmiyorum arkadaşlar ya. Yani hani ilk böyle bir arabaya binersin, böyle bir yadırgarsın ya. Ben bu arabaya ilk oturduğumda da hiç yadırgamadım. Yani ne diyebilirim mesela? Hakimiyet açısından Leon'a göre, sürüş hakimiyeti açısından biraz daha zorluk çekebilirsiniz. Ne anlamda söylüyorum? Ya bu J'de de vardı bu arada. Astra J'de de vardı. Şu sol taraflar biraz perdeliyor. Yani sağa sola dönerken şu tarafları böyle biraz kestiremeyebiliyorsunuz. Hani çok ölü alan kalıyor orada.
ağ sütunlarının orada. Onu söyleyebilirim. Kullanışlılık olarak bir tane eksi yönünü söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben bu arabada telefonumu koyacak yer pek bulamıyorum. Yani şurada böyle ince bir tane göz var ama burası da böyle pek telefon koymak için bence uygun değil. Ozan olsa kanka ben buraya koyuyorum falan filan derdi muhtemelen şimdi ama eğle oturup doğru konuşmak lazım. Pek böyle telefon bırakacak yer yok arkadaşlar bu arabada. Bence bir eksi. Benim arabada burada bir boşluk var mesela, pat diye atıyorum oraya. Bu arabada öyle bir şey yok. Hani eşya koyma anlamında böyle yan kapılardaki gözler mözler var ama hani onlar da sanki böyle ya hadi onlar yeterli ama dediğim gibi yani böyle telefonu bırakacak atıp yani şu orta insanın telefonu atası geliyor işte. O yok arkadaşlar. Bunları biraz düşünmek lazım. Adam kimin telefonu yok ki yani en nihayetinde. Bütün telefonlar kafam kadar oldu artık. Hani buraya atman lazım hani onu. Evet bakın şimdi yola çıktık arkadaşlar. Hızımız 40. Klima açık. Klimayı kapatayım mı? Ozan kapatayım mı lan klimayı? Kapattım. Şimdi bakın arkadaşlar 50 ile gidiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece dip gaz yapacağım. Hızlanmaya bakın ve şu an burası bayağı bir yokuş yukarı arkadaşlar. Arkam bomboş. Zaten öyle çok da basmayacağım. Arkam bomboş, yokuş yukarı dip gaz yaptım. Abi bu ne ya? Araba sağa çekti bak ha. Yani şu acayip bir hızlanması var. Hiç böyle 1.6 gibi hızlanmıyor araba. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Araba 1.6 gibi hızlanmıyor. İşte sırf bunun için ben bu arabayı tercih ederdim arkadaşlar. Yani bu böyle altındaki o torku, gücü yaşayabilmek için bu arabayı tercih ederdim. Zaten geri kalan saydığım diğer sürüş özellikleri de çoğu C sınıfı arabayla yarışabilir seviyede. Yani Golf'ten de çok aşağıda kalmıyor. Ya mesela Leon'dan iyi. Benim arabadan iyi. Bu arabanın sürüş hissiyatları, konforu, yalıtımı Leon'dan iyi. Golf'ten de biraz kötü. Anladınız mı? Ama artısı ne? Motor. Bence 1.6 CDTI motor şu anki o 1.6 dizel ünitelerin hepsinden iyidir. Performans olarak. Yakıt dersek şehir içi performanslı ve kısa mesafe kullanımda 7.5 litre yani 7-7.5 litre yakıyor. Ama gerçekten şehir içinde kısa mesafede ve ara ara gazlamalı bir şekilde. Yani Ozan çünkü bu arabayı öyle kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bir saniye ben mesela buradan nereden geçeyim? Burada menüler arasında nereden geçiyorduk Ozan ya? Ah be Ozan. Şu muydu? Heh. Bakın 7.7 gösteriyor arkadaşlar şu anda. 523 kilometrenin ortalaması 7.7 yazıyor. Ama dediğim gibi yani araba böyle pek sakin kullanılan bir araba değil. Bak buradan mesela geçtik, gayet güzel geçti. Bak nasıl patinaj çekiyor ya. Çok tatlı ya. Abi sakin ol ya. Bir sakin ol cowboy. Yani acayip agresif bir şeyi var arabanın. Patlatıyor yani böyle suratına patlatıyor torku, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani hakikaten abartmıyorum ya. Yani yazılımdan sonra bir de tabii biraz böyle oldu. Önceden de iyi gidiyordu ama yazılımdan sonra içindeki canavar ortaya çıktı ya. Yani potansiyel çok fazla arabada. Kronik problemi var mı derseniz yani uzun zamandır Ozan'da bu araba benim şahit olduğum bir kroniği yok. Yani muhakkak bir şeyleri vardır hani arıza çıkartan bir yerden sonra muhakkak bozulan bir parçası vardır ama hani bu zamana kadar abi şuradan bir türlü kurtaramadım devamlı bu parça arızalanıyor dediği bir şey yok arabada. Hani lan burada altı sürtüyordu Ozan? Sürtmedi. O da şimdi izliyor, deliriyordur ha. Bariyeri de birisi kırmış. Evet arkadaşlar, Opel Astra K ile şöyle bir sürüş yaptık. Size elimden geldiğince arabanın hissettirdiklerini anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.